Yolun Başındayken programından herkese merhaba, ben Görkem İldaş. Bugün üniversite yolunda ikinci şansını değerlendirecek olan genç arkadaşlarım için ek yerleştirme sürecini konuşacağız. Gerçekten çok kritik bir süreç. Çünkü biliyor musunuz, pek çok adayın hayalini süsleyen pek çok program, onlarca program boş kontenjana sahip. Hukuk mu istiyorsunuz? Boş kontenjanda yer var. Peki ne istiyorsunuz? Mimarlık mı istiyorsunuz? Yer var. İnşaat mı istiyorsunuz? Yer var. Hal böyle olunca doğru tercih yapmanın tam zamanı. Hala şansınız var 5 Eylül'de biliyorsunuz. Başladığınız tercihlere 11 Eylül'e kadar bu süreç devam ediyor. Peki nelere dikkat etmeli? Diyelim ki ben bir programa yerleştim ama memnun değilim. Tekrar şansımı deneyebilir miyim? Acaba deneyebilir misiniz? Özel yerleştirme sınavına, özel yetenek sınavına girdim. Ama yine de bir şansımı denemek istiyorum ek yerleştirmede. Hala şansım var mı? Soracağız. Birazdan eğitim uzmanı Burak Kılanç'la tüm sorularınız yanıt bulacak. Yolun başındayken ihtiyacın olan ne? İyi bir plan mı? Güçlü bir tutku mu? Parlak bir hedef mi? Yoksa sadece hayal kurmak mı? Yolunu kendin seçmelisin. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Önünde sayısız seçenek var. Seçeneklerini tercihe dönüştürmek için işini şansa bırakma. Eğitim uzmanı Burak Kılanç bizimle, hoş geldiniz Burak Hocam. Hoş bulduk, merhaba. Haydi başlayalım hemen. Şimdi dedik ki biz ek yerleştirmeye herkes başvurabilir mi? İkinci bir şans diyoruz ama kimler için şans ve bu şansı nasıl en doğru değerlendirebilirler? Hiçbir yere yerleşmedim diyenler girebilirler. Kazandım ama kayıt yaptırmadım, şansın yok. Kazandığım bölümü beğenmedim, şansın yok, giremezsin. İlk yerleştirmede tercih hakkı kullanmadım, özel yetenek sınavıyla yerleştim. Bunlar başvurabilirler. Doğrudur. Neye dikkat edecekler? Şimdi özetle şunun özeti şudur. Yani ilk yerleştirmede yerleşmemiş olmak gerekiyor. Tercih kullanın ya da kullanmayın. En sonuncusuyla ilgili bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Özel yetenek sınavıyla yerleştim ama merkezi yerleşmediysem bu sefer, yani ek yerleşme hakkından faydalanma şansı var. Şimdi bir defa ek yerleştirmenin çok büyük bir fırsat olduğunu altını çizelim. Yıllardan beri televizyon programlarında hep söylüyoruz bu çok büyük bir fırsattır diye, ama adaylar genellikle ilk yerleşme bittikten sonra hayal kırıklığına uğrarlarsa hemen bir sonraki senenin planlarını yapmaya başlıyorlar. İşte ders programını yapmaya başlıyorlar. Doğru. Oysa ki hele bir durun, bir bakın, daha fırsatlar var. O tercih kılavuzu, gerçekten ek yerleştirme kılavuzu, çok büyük fırsatlar içeriyor. Bunu iyiden iyiye bir incelemek gerekiyor. Ek yerleşme kılavuzu yayınlandıktan sonra dikkatimi çekti. Çok fazla gürültü koparıldı. Efendim işte insanlar kazandıkları halde kaydolmadılar. İşte üniversite eğitimine çocuklar güvenmiyor vesaire diye. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani yıllar içinde YÖK'ün yapmış olduğu bir takım müdahalelerle şu anda hem kontenjanlar doluyor. Şöyle bir baktım, mesela lisans kontenjanlarına 410 bin kişi yerleşmiş Örgün'de. Sadece 16 bin kişi gidip kesin kayıt yaptırmamış. Bu da %4 gibi bir şey. Çok büyük bir kayıp değil. Esas kayıp ön lisanslarda var. Her yerleşen her 100 öğrenciden 12 tanesi gidip kesin kayıt yaptırmamış. Yani 2 yıllıklarda. Şimdi genel kural şu. Ek yerleştirmede tercih yapmak teknik olarak birazcık daha kolay, kurallar daha net. Hı hı. Bir defa bir bölüm eğer ilk yerleştirmede dolmadıysa, taban puanı oluşmadıysa, yani 60 kontenjanı vardı, örneğin 35 kişi yerleşti, 25 kişilik boş yer kaldı, taban puan onun için oluşmadı. Bu durumda orayı ilgili barajı geçen herkes tercih yapma hakkına sahip. Ama bir de bu görünmeyen var, taban puan meselesinde. İşte taban puanı, yani bazı bölümlerin var. Puanı yok. İşte ne görünmüyor şimdi. O zaman? Bazı bölümlerin taban puanları görünmüyorsa orası ilk yerleştirmede dolmadığı için oranın taban puan şartı yoktur. Öyle olduğu için orayı puanı oluşan, yani yerleştirme puanı kısmında puanı oluşan herkes tercih edebilir. Hı hı. Ama bir bölüm ilk yerleştirmede dolduysa, taban puan oluştuysa ama oraya kazananlardan bir kısmı gidip orayı kesin kayıt yapmadığı için kontenjanlar açığa düştüyse, işte bu durumda sadece o taban puanın üzerindeki puanlar orayı tercih edebilir. Hı hı. Öyle olduğu için tablo 3 ve tablo 4'ü kılavuzda inceleyen gençler şuna dikkat etsinler. Eğer bir yerde taban puanı yoksa orayı, örneğin ön lisans için 150'nin üzerindeki herkes tercih edebilir. Lisans için 180'in üzerindeki herkes tercih edebilir. Ancak tabii ki lisansa geldiğimizde unutmayalım ki ilk yerleştirmedeki kurallar geçerli. Ne için? Tıp için. İlk 50 binde olacaksınız. Ne için? Hukuk için ilk 190 bin. Hemen bir küçük uyarı yapalım. Tamam. Mesela tıp fakültesinde boş kontenjan var gibi görünüyor ama
sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani esasında şöyle diye söyleyeyim. Böyle mesela ufak bir not var. Sen başvuramıyorsun. O kontenjan benim zannedip hani hemen oraya atlama tabii yani şu anda gibi uyarılar var. Çok çok fazla tablolar oluşturuldu. Sosyal medyada bakıyoruz. Mesela işte tıpta Hacettepe'de boş kontenjan gözüküyor. İyi de orası sadece Kıbrıs. Tanınmış. Evet, Kıbrıs uyrukları için yani KKTC uyrukları için ayrılmış olan kontenjanlar için. Baktığımızda şöyle ilginç şeyler çıkarttım. Yani şu anda Türkiye'de 5321 boş inşaat mühendisliği kontenjanı, 2289 boş mimarlık kontenjanı var. Mühendislikler gene en tepede, ilk yerleştirmede biliyorsunuz. Son bir dakikaya girdik. Sıkıntılarımız vardı. O zaman şöyle söyleyeyim. Şunu söyleyin ne olur bize. Diyelim ki ben bu puanla istediğim bölümde boş kontenjan yok, giremiyorum. Yerleşme şansım da yok. Bir sene çalışayım mı? Yoksa başka bir yolu daha şimdi var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kimse merkezi yerleşme puanı esasına göre yatay geçişi bu ek yerleştirmede aklına getirmiyor. Bakın yatay geçiş, merkezi puana göre yatay geçiş çok büyük bir fırsat. Örneğin ilk yerleşmede aday baktı, puanı çok çok iyi değildi, tercih kullanmadı ya da tercih kullandı ama yerleşemedi. Bir baktı taban puanı, ya ben bu üniversiteyi tercih etseydim yerleşiyormuşum dedi. Şu anda mesela orada da ek yerleştirme fırsatı yok çünkü kontenjan yok. Puanının yettiği başka bir yere yerleşsin, o hedeflediği yere yatay geçişte puanı yettiği için yarım dönem sonra, bir sene sonra puan esasına göre bakıldığında yatay geçiş yapma şansı var. Büyük bir fırsat. Bu arada bir fırsattan daha bahsedeyim. Mesela hukuk baktığımızda vakıflarda 425 kontenjan boş gibi gözüküyor hukuklarda. Evet. Bunlardan 8 tanesi tam burslu. Fazla vaktimiz kalmadı ama size söyleyeyim. Vakıflarda tam 746 tane 2 yıllık ön lisans programlarında tam burslu boş kontenjan var. Hı hı. Bir başka ifadeyle vakıflarda tam burslu olarak da ek yerleştirmelerde büyük fırsatlar var. Adaylar, biraz evvel bahsettiğimiz gibi bu ek yerleştirme kılavuzu büyük fırsatlar içeriyor. İyi de niye incelesinler, derslerinde iyi çalışsınlar ve mümkünse üniversiteli olsunlar ki yatay geçiş yolu da önümüzdeki yarı yıldan itibaren önlerine açılsın. Çok güzel özetlediniz. Özellikle bu yatay geçişe gerçekten çok katılıyorum. Çok büyük bir fırsat. Yani büyük bir fırsat çünkü yatay geçiş genelde üniversitelinin derdi ve literatüründe olan bir şeydi. Siz üniversite adayına dediniz ki şimdiden yatay geçişi düşünsene, ona göre adımlarını aynen at. Öyle. Önemli bir yani uyarıydı. Bir üniversiteli teşekkür olduktan ediyorum. Sonra yatay geçiş yolu açık. Burak Kılanç, eğitim uzmanı bizimle birlikteydi. Saniyeler sonra Kıbrıs'ta da fırsatlar var. Kıbrıs'a uçacağız birlikte. Ben üniversiteye adımı attım, yerleştim, oh bitti artık hayat. Hayır, yeni başlıyor. Hiçbir şey bitmedi, yeni başlıyor. Her sağlık alanı da alanına girdiğimizde iş bulacağız diye bir garanti yok diyorum. Hmm. Bazı dersler bunun sinyalini verir aslında, birazdan konuşacağız. İşte kimya dersini çok seviyorum, fen bilimleri dersinde heyecanlanıyorum. Bunlar aslında size güzel ipuçları arkadaşlar. 2-3 tane üniversitede 2-3 tane iktisata giriş dersi verilmesine gerek var mı? 2-3 tane termodinamik fizik dersi verilmesine gerek var mı? Yani sen bu işi Stanford'ın, Harvard'ın, MIT'nin yaptığından daha mı iyi yapacaksın? Neden senin öğrencilerinin Coursera'dan, edX'ten ders alıp kendi hocaların tarafından koordine edilen bir şekilde, kontrollü bir şekilde en iyilerinden öğrenmesini sağlamıyorsun? İnternette bulamadığınız bir şeyi size öğretecek bir hoca var mı acaba? Çünkü her şey internette yok. O hocalar size yerine göre bir cümle söyler ve hayatınız değişir. İlham verir. Birçok şey olabilir. Sana güvenir. Evet. Ve belki de hani nasıl yapacağım sorsa neden yapamıyorsun der. Bugün üniversite eğitiminde alacağı bilgileri mezun olunca belki yarısı yok olacak. Yolun başındayken tüm hızıyla devam ediyor. Hadi bir boş kontenjanlara bakalım. Dedik ki o hayalinizi süsleyen çok önemli programlarda, onlarca programda hala şansınız var. Boş kontenjanlar var dedik. Bunun içinde mimarlık, inşaat, makine mühendisliği, iktisat, sağlık bilimleri ne ararsanız var. Lisans programlarında toplam Kıbrıs'taki üniversitelerde dahil 66.974 boş kontenjan var arkadaşlar. Büyük bir fırsat. Ön lisans programlarını hemen görelim. Devlette 100.128, Vakıf Kıbrıs, yabancı toplam 124.166 boş kontenjan var. Şimdi bir de ne kadar alakasız gelecek size bilmiyorum ama biz geçen seneyi bir açtık. Dedik ki lise son sınıf öğrencisi sayısı neymiş? 954.353. Mezun ama yerleşememiş 751.157. Yerleşmiş ama memnun kalmamış. İşte kilit nokta bu. Hani ne olursa olsun bir yere yerleşeyim olmamalı aslında hedef. Gerçekten Burak hocamın az önce söylediği gibi yatay geçiş bir fırsat. Ama
ne olursa olsun şu kapıdan içeri bir adımımı atayım deyip de ömür boyunca mutsuz olacağınız, hiç size ve yetkinliklerinize örtüşmeyecek alanlara da yönelmeyin diye naçizane önerimiz. Ve üniversite mezunu 191.644. Hemen diğerine gelelim. Neden sınava giriyorlar? Neden sınava giriyorlar? Şimdi bu çok önemli. Çünkü diyoruz ki biz yönlendirme hataları olabilir. Belki de doğru bir rehberlik uzmanıyla da çalışmamış olabilirsiniz. Kendinizi çok iyi tanımamış olabilirsiniz. Üniversite standartlarını beğenmemiş olabilirsiniz. Zayıf program kalitesi olabilir. Eğitim ücreti olabilir. Tüm bunlar olmasın diye yine yeniden doğru tercihi konuşacağız. Ve Kıbrıs'taki fırsatları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Uluslararası Final Üniversitesi'nden konuğum, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Taşel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bakalım Kıbrıs'ta durum neymiş? Lisans programlarında 5000'e yakın, ön lisansta 20.000'e aşkın boş kontenjan var Kıbrıs'ta. Hangi bölümlerde daha şanslı olacaklar? Şimdi tabii ki Kıbrıs'ta da Türkiye'de de ek yerleştirmede bayağı bir boşluk var. Bunun bir kısmı tercih ettiği halde gitmeyen öğrenciler ama bunlar çok büyük bir yekün oluşturmuyor. Ama bir de olmamış olan, puanı oluşmamış olan bölümler var. Bu Türkiye'deki devlet üniversitelerinde biraz daha az, vakıf üniversitelerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde de bu tür bölümler var. Bu aynı zamanda öğrenciler için de yepyeni bir fırsat oluyor. Doğru. Ki bu süreçte daha iyi düşünme, daha sağlıklı karar verme imkanı da buldular. Doğru. Yani ben acaba mezuna kaldığım zaman ya da işte herhangi bir tercih yapmadığım zaman nasıl bir durum içerisinde olacağım, bunu da bu geçen süreç içerisinde yaşamış oldular. O nedenle daha doğru, daha sağlıklı kararlar vereceklerine ve ek yerleştirme imkanını da kullanacaklarına inanıyorum öğrencilerin. Şimdi söz konusu Kıbrıs olunca gözler aslında şuna da çevrilmişti. Bir takım ekonomik krizler yaşandığında bu dalgalanma eğitime de yansır. Herhalde Kıbrıs'taki vakıf üniversiteler, özel üniversiteler bundan etkilenecekler diye beklerken nedir oranlar? Biz sizden dinleyelim. Yani Kıbrıs'ı tercih etme oranında bir azalma, düşüş söz konusu mu? Kıbrıs'ta yerleşme oranı bu yıl arttı. Hı hı. Yani %47'den %54 gibi bir rakama ulaştı Kıbrıs'taki. Sayı itibariyle çok büyük bir artış olmasa da en azından geçen yıl yerleşme oranını korumuş oldu. Hı hı. Yani ekonomik bazı sıkıntılara rağmen Kıbrıs tercihte ön plana çıktı. Bu gerçekten sevindirici bir durum. Çünkü biz Kıbrıs'ta okumanın doğru bir karar olduğuna inanıyoruz. Zaten üniversitemizi de orada açmamızdan belli bu. Hı hı. Kıbrıs'taki üniversitelerin belirli bir kaliteye ulaştığından da eminiz. Bu nedenle Kıbrıs tercihleri arttı bu sene. Hı hı. Biz kendi adımıza da üniversitemiz neredeyse öğrenci sayısını geçen yıla göre ikiye katlamış oldu. Hı hı. Bu tabii sevindirici bir durum bizim açımızdan. Öğrenciler için de Kıbrıs çok önemli bir fırsat. Yani düşünün, başka bir ülke alternatifi var ama Türk parası kullanılıyor ve Türkçe konuşuluyor. Tamamen kardeşimiz, bizim bir parçamız olan insanların içerisine gitmiş oluyorsunuz. Yani kendinizi yurt dışında okuyor gibi de hissetmiyorsunuz işin doğrusunu söylemek gerekirse. O nedenle öğrencilerimiz için Kıbrıs önemli bir alternatiftir, önemli bir fırsattır diye düşünüyorum. Ama eğitim dili İngilizce zannediyorum çoğu bölüm için, değil mi? Uluslararası Üniversitesi. Türkiye'de de öyle. Birçok üniversitenin eğitim dili İngilizce. Bu Kıbrıs'ta olmasından kaynaklanmıyor. Tabii bizim üniversitemiz uluslararası bir üniversite. Hı-hı. Yani öğrencisinin bir bölümü Türkiye'den, bir bölümü de dünyanın yaklaşık 40 ülkesinden. Bu sene biraz daha orada da perspektifi genişlettik. Hı-hı. 40 ülkesinden geliyor. Böylece her farklı kültürden, ayrı coğrafyalardan insanlar var. Ama ağırlığını yine tabii Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gitmiş öğrenciler oluşturuyor. Hı hı. Yani öğrencilerimizin %40'a yakın bir kısmı yurt dışından, %60'lık bir kısmı da Türkiye'den giden öğrenciler. Şimdi mühendislik okumaya gelebilirler, mimarlığa gelebilirler, eğitim bilimleri, evet, sağlık bilimleri, fizyoterapi ve rehabilitasyon, gastronomi ve mutfak, hani son dönemin popüler bölümlerinden birisi. Burada boş kontenjanlar var Uluslararası Final Üniversitesi'nde de. Şunu da merak ediyorum, aslında seçimlerimizde gelecekte iş bulma kaygısı da
hep belirleyici oluyor. Yani evet bu alanı çok seviyorum ama hadi mezun olunca iş bulamazsam. Siz bu kaygıyı gidermek için adaylarla nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Daha doğrusu öğrencilerinizle nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Bizim için birinci derecede öğrencimizi iyi yetiştirmek ve aranan eleman yetiştirmek gibi bir hedef var. Yani hangi bölümde mezun olursa olsun Final Üniversitesi'nden mezun olmuş bir mezunumuzu, gencimizi inanıyorum ki hangi alanda olursa olsun aranan bir eleman olarak yetiştiriyoruz. Ama bunun yanı sıra bazı bölümlerimizde iş garantimiz de var. Bunlardan bir tanesi eğitim fakültesi. Hı hı. Biliyorsunuz biz Türkiye genelinde çok sayıda öğretmen çalıştırıyoruz. Yani 17 bin öğretmen çalıştıran bir kuruluşuz. Dolayısıyla mezunlarımızı da doğrudan kendi kurumlarımızda iş garantisi vererek mezun ediyoruz. Bol staj imkanı tanıyoruz. Sahada öğreniyorlar. Hem üniversitede hem de bizzat okulların içerisinde öğreniyorlar, staj yapıyorlar. Ve böylece tam yetişmiş bir öğretmen olarak mezun oluyorlar. Bu nedenle eğitim fakültemizin iş garantisi var. Bunun yanı sıra bizim Kıbrıs'taki ortaklarımızda turizm şirketlerine sahipler. Otelleri var, turizm şirketleri var. Onlarla da özellikle turizm ve otelcilik, aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerimizi de iş garantili yaptık. Yani Final Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerden eğitim fakültesine yerleşenler ve turizm, gastronomi gibi bölümlere yerleşenler iş garantisine sahipler. Bunu direkt ilk yılda birer noter onaylı belgeyle veriyoruz. Gerçek bir garanti yani. Ben bunu sormuştum size değil mi? Evet. Ne çok seviyorsunuz böyle, herkes iş garantisi diyor ama bizimkinin noter onayı var, bu önemli demiştiniz. Evet, aynen, ona ek yerleştirme için de bir daha hatırlatmış olduk. Hatta ek yerleştirme için şunu da hatırlatalım mı? Bu normal merkezi yerleştirme ilk yapılan kayıt dönemindeki burslar yine geçerli. Burs tabii, imkanları yine biz, geçerli. Şöyle, biz burslarımızı yine aynen devam ettiriyoruz. Biz ücretli bölümlerimize bu sene ilk tercihe yazanlara %50 burs vermiştik. Ücretliyi de kazansa ek yerleştirmede geçerli mi? Ek yerleştirmede de bütün burslarımız geçerli. Yani hem kurumsal burslar geçerli hem de ilk tercih bursları aynen geçerli. Dolayısıyla ek yerleştirmede de bizim üniversitemizi kazanan öğrencilerimize bu burs imkanlarını sağlayacağız. Ayrıca yurtlarımızın sayısını da artırdık. İki tane yeni yurt da eklenmiş oldu yurtlarımıza ve daha rahat bir barınma imkanı da bulmuş olacak öğrenciler inşallah. Şimdi barınma öyle, yaşam giderleri açısından bakınca Türkiye'ye kıyasla ailelerin tabii önemli merak ettiği konulardan biri de bu. Ne söylersiniz Kıbrıs'ta öğrencilikle ilgili? Şimdi ben daha önceki programlarda da ifade etmiştim. Kıbrıs'ta öğrenci olmanın bir büyük kentte öğrenci olmaktan bir farkı yok. Hatta büyük avantajları var. Ekonomik olarak bir öğrenci yani İstanbul'da harcadığı paradan daha az bir para harcayarak çok rahat Kıbrıs'ta eğitim öğretim görebilir. Bunlar tamamen spekülatif haberlerdir. Kıbrıs buradan pahalı bir ülke falan değil. Abartılıyor. Dolayısıyla çok rahat gelip orada okuyup mezun olur öğrenci. Huzur ve güvenlik açısından da yine çok kefil olduğumuz bir coğrafyadır Kıbrıs. Rahatlıkla öğrenci gelip okulunu okuyup çok iyi yetişip çok iyi bir akademik kadroyla muhatap olup mezun olduğunda da çok iyi bir mezun olarak topluma hizmet verebilir diye düşünüyorum. Onun için bu pahalı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Zaten aileler de bunu tetkik ettiler ve yavaş yavaş bu kamuoyunda bu intibada değişmeye başladı. Çünkü insanlar görmedikleri zaman duyduklarıyla inanıyorlar. Doğru. Ve bunun da önemli bir şeyi oluyor, sonucu oluyor. O nedenle aileler bunu tetkik ediyor, etti ve zaten Kıbrıs'a yönelimin artmasında da bizim burada anlattıklarımızın ben etkili olduğunu düşünüyorum. Aydınlatmış olduk yani Kıbrıs hakkında bütün velilerimizi özellikle. Çünkü ne de olsa yani yurt dışında bir yere gönderiyorsunuz çocuğunuzu, bu biraz endişe uyandırabilecek bir durumdur ama İlk kayda veliler de geldi. Onları da misafir ettik. Yani ilk yerleştirmeden sonra.
ve söylediklerimizin ne derece tutarlı ve doğru olduğunu veliler de bizzat gözlemlemiş oldular. Şimdi siz aslında eğitimin her kademesinde yatırım yapan bir eğitimcisiniz. Dolayısıyla bugüne kadar hep doğru tercih yapmaları için yanlarındaydınız o öğrencilerin. Artık şimdi üniversiteliler yine yanlarında olmaya devam ediyorsunuz. Şu uyarınızı merak ediyorum. Ek yerleştirmeye özel programın başında eğitim uzmanı Burak Kılanç dedi ki yatay geçiş fırsatlarına baksınlar. Şu an boş kontenjan yok dedikleri bir bölüme aslında ona yakın bir bölümü tercih ederek girip daha sonra da yatay geçişte geçebilirler. Bu fırsatları iyi değerlendirsinler dediler. Siz neler söylersiniz? Evet, şimdi tabii Türkiye'de ve Kıbrıs'ta yatay geçiş iki şekilde yapılıyor. Bunlardan birincisi taban puan uygulamasıyla. Taban puanla yapılan yatay geçişlerde ek yerleştirmenin değil de ilk yerleştirmenin taban puanları esas alınıyor. Diyelim ki bir öğrenci işte 380 puanlı bir bölüm var ve bu bölüme giremedi. Bu bölümü tercih etmedi. Tamam. Aslında etse girebilirdi. Şimdi de o bölümün dolu olduğunu görüyor. Aslında o öğrenci bir başka bölüme girerek aynı üniversitede kendi taban puanı tuttuğu için daha sonraki yıllar yatay geçiş yapabilir. Böyle bir fırsatı başarılı veriyor. Başarılı mı olması gerekiyor okuduğu bölümde yatay geçiş için? Şimdi şöyle, o yani puanın tutması yatay geçişte sınıfı yani iki türlü var. Hı-hı. Birincisi taban puanlı olan yatay geçiş. Bunun için zaten elindeki taban puan yeterli. Doğru. İkincisi de taban puanı tutmasa bile yatay geçiş yapılabiliyor. Orada da önemli olan şu, okulunda başarılı sonuçlar almış olması. Evet. Ama taban puanı tutuyorsa bir bölüme gelecek yıllarda yatay geçiş yapması için hiçbir engel, hı hı, yok. Bu Türkiye'den Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Türkiye'ye, Kıbrıs'ta kendi üniversitesinin içerisinde, çeşitli bölümler arasında, Türkiye'de kendi üniversitesi içerisinde, çeşitli bölümler arasında geçiş biçiminde olabilir. Aslında YÖK'ün bu uygulaması öğrencinin bir anda yanlış tercih yapmış olsa da bunu daha sonra düzeltmesi imkanını sağlıyor. Büyük bir avantajdır bence. Şimdi aslında ben çalışsaydım çok daha iyisini yapardım. Bu sene çok çalışamadım. Eminim ben seneye çalışsam çok daha iyi yerlere girebilirim diyen adaylar var ya. Size yıllardır bu adayları hazırladınız diyorum üniversiteye. Muhakkak. Şöyle veriler var mı elde? Yani gerçekten ikinci sene sınava girdi ve %20-30 arttırdı. Yoksa zaten yakın sonuçlar mı alıyor bu arkadaşlar? Hayır, çalışıp çok iyi sonuçlar alan öğrenciler var. Hı hı. Yani ama burada öğrencinin kendi istikrarı, kararlılığı ve altyapısı çok önemli. Hı. Yani eğer geçen sene yaptığı gibi yapacaksa hiç farklı bir sonuç çıkmaz. Yani aynı malzemelerle, aynı pişirme süresiyle, aynı baharatlarla yapılan farklı bir yemekten bekleme, farklı bir tat beklememesi, doğru, lazım. Doğru. Eğer gerçekten daha iyi çalışıp daha iyi bir hazırlık yapacaksa beklemesini tavsiye ederiz. Ama böyle bir durum yoksa, elinde de bir puanı varsa, uzun uzadıya profesyonel öğrenci gibi hayatı uzatmanın bir anlamı yok. Yani çok sayıda alternatif var önünde. Evet. Bunlardan herhangi birini tercih ederek çok rahat girebilir. Hı hı. O nedenle ben çalışmaya kararlı olan öğrenciler için bir daha denemeyi ve çalışmayı öneriyorum. Ama eğer ciddi bir çalışma ortaya koyamayacaksa, puanını artıranlar gördüğümüz gibi düşürenler de görebiliyoruz. Hmm. Bu nedenle biraz öğrencinin kararlılığı önemli, kararlılığı, bireysel durum önemli. Kendi yapısı da önemli. Hani bekledikçe strese mi girecek, o durumdan kopacak mı? Yoksa tam tersi odaklanıp daha mı çok çalışacak söylediğiniz gibi o farklı yemeğe tada ulaşmak zaten için? Zaten öğrenciler bazen bana söylüyor, hocam ben bu stresi bir daha çekemem diyor. Onun için işte, kendini iyi kötü demeden önemli, bir şekilde bir tercih yapacağım diyor. Ama bunun yanı sıra çok kararlı olan, yani mesela İlk 50 bine girmiş ama tekrar sınava giren öğrenci var. Ne niye istiyor? Giriyor? Çünkü hedefi idealinde var, bir tane okul var. Hı. Ve ben ona gireceğim diyor. Ya da 50 bine bu, çok yaklaştı. Bu da saygı duyulacak ve desteklenecek bir durum aslında. Tıp tercih yani edecek. Evet. Çok kısa bir ufak bir farkla kaçırdı. Tabii ki. İstiyor tabii ki tıp okuyayım. Bu anlamda yeniden denemeyi, çalışmayı düşünen öğrenciler için de önemli bir yıl var önünde. Ve bu yılı değerlendirerek daha iyi bir sonuç alabilir. Ama tekrar söylüyorum, eğer çalışma onda stres oluşturuyorsa, hı hı, daha iyi bir şey yapamayacağı gibi bir kaygısı varsa, onun da bir okula girmesini öneriyorum ben. Neden? Çünkü hayat sadece bitirdiğiniz üniversiteyle ilgili değil. Yani çalışma biçimlerinizle ilgili, üniversiteye devam ederken iş hayatıyla temaslarınızla ilgili, kendinize güveninizle ilgili, girişim gücünüzle ilgili, yaşamın size çizdiği kaderle ilgili, yani bütün unsurlar
bir araya toplanıyor. Sizde hangisinin altını daha fazla çizeriz? İbrahim Taşel'in kendi yolculuğunda hangisinin altını daha fazla yani çizeriz? Ben, istikrar için. Alanımda çalışmadım ama yaptığım her işi ben bu işi yapacağım diye kararlılıkla ve istikrarla sürdürmeye gayret ettim. Bir anda böyle saman alevi gibi parlayak, parlayıp sönmek gibi bir hedefim olmadı. Adım adım tırmalaya tırmalaya, basamak belli bir noktaya gelmeyi tercih ettim. Hı. Öğrencilerimize de ben bu yolu tavsiye ediyorum. Çünkü kolay kazanılan şöhretler, kolay kazanılan paralar, kolay kazanılan meslekler bir süre sonra kaybedilir. Hı hı. Geldiği gibi gider. Yani gelişi nasılsa gidişi de öyle olur. Onun için istikrar ve kararlılık, istikrar, kararlılık, tamam, dürüstlük, namusuyla kazanmak, düzgün iş yapmak, hı hı, adaletli olmak. Bütün bunları öneriyorum öğrencilerimize. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. Uluslararası Finer Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel bizimle birlikteydi. Çok kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından söyledim ya, o çok fazla adayın hayalini süsleyen mühendislik bölümü var, mimarlık bölümü var. İşte o ikisini konuşacağız. Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Özay Gürtuğ bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam, inşaat mühendisliğinde 5278 boş kontenjan, 2289 kişilik kontenjanla mimarlık onu takip ediyor. Şimdi mühendislik, mimarlık, pek çok arkadaşımın hayalini süsleyen bölümler bunlar. Gerekçe ekonomik koşullar mı, iş bulma kaygısı mı? Siz tüm bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında her ikisi de. Şimdi öğrenci adayları ve dolayısıyla onların aileleri üniversite tercih döneminde özellikle neye dikkat ediyorlar? İşte üniversite öyle bir bölüm tercih edeyim ki mezun olduktan sonra hemen işe başlayıp para kazanmaya. Hı. Ancak ülkedeki mevcut ekonomik nedenlerden dolayı aslında iyileşmeler var son zamanlarda. Ne oluyor? İnşaat sektörü, işte binalar, evler satılamıyor. O yüzden çocuklarımız işsiz kalacak diye o kaygıyla inşaat ve mimarlık bölümlerimizi tercih etmiyorlar. Bu düşünce doğru mu? Aslında çok da doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü inşaat ve mimarlık dünyanın en eski mesleği. Nüfus artışı dünyada hızla artıyor. Ülkemizde de artıyor. Ve konuta ihtiyaç, hastaneye ihtiyaç, yola ihtiyaç, baraja ihtiyaç, köprüye ihtiyaç her zaman olacaktır. Bunları kimler yapacak? Mimarlarla mühendisler yapacak bunları. Yani iki toplu konut yaptı, satışa geçmedi, boş kaldı deyip evhamlanmasın, daha uzun süreli yolculuğa baksın, daha büyük tabloya baksın. Tabii ki de. Öyle ben hatta size şunu söyleyeyim. Şimdi bugün üniversiteye başlayacak olan bir öğrenci ne zaman mezun olacak? 2023-2024 değil mi? 2019'dayız. 4 ya da 5 yıl okuduğunu varsayalım. 2023-2024'te mezun olacak. Evet. Türkiye'mizin etrafına bakalım. Suriye harap olmuş, yıkılmış. Hmm. Irak yıkılmış. Benim öngörüm 3-5 sene içerisinde bu ülkeler bir istikrara kavuşacaktır. Ve bu yıkılan ülkeler tekrar inşa edilecek. Kim yapacak? Kim yapacak bunu? En yakın konumda olan ülke Türkiye. Türkiye'mizin mimarları, Türkiye'mizin inşaat mühendisleri buraya yapacak. Hı hı. Dolayısıyla bu büyük resmi görerek endişeye kapılmamaları gerekiyor, evet, ailelerin ve öğrencilerimizin. Çünkü dediğim gibi dünyanın en eski mesleği ve hiçbir zaman da bitmeyecek. Hı hı. Önce kayalar oyuldu, sonra taşlar üst üste konmaya başlandı. Ve bugünlere geldik. İnsanın dolayısıyla barınma ihtiyacıyla doğan, şimdi tabii işte tasarım girdi işin içine, estetik girdi. Evet. Ama aslına baktığınızda en temel ihtiyaçlardan, barınma ihtiyacını karşılamak için doğmuş. Var olduğumuz müddetçe, evet. Yani insanlık var olduğu müddetçe bu meslekler devam edecektir. Peki burada tabii bu meslekler devam edecek ama kişinin kendine uygunluğunu da bilip bilmemesi önemli ya. Yani evet, çok ihtiyaç varmış o alanda deyip seçilecek bölümler de değil. Bazı sinyaller alması gerekiyor adayların, ben bunu yapabilirim demesi için. Mesela mimarlık özelinde ne söylersin? Mimarlık üzerinde şunu söyleyebilirim. Mimarlık bir defa çok özel bir bölüm. Mimarlık şimdi dikkat ederseniz sayısal puan türüyle alıyor.
sayısal puan türüyle almasının sebebi şudur. Kişinin matematik bilgisinin yanında hayal gücünün de olması gerekiyor. Hı. Mimarlar hayal eder. Hayal eder ve ona göre tasarlar. Hı. Hayal ettiğini tasarlar. Dolayısıyla yaratıcı mimarlar hayal gücü geniş olan mimarlardır. Tarih, mimarlık tarihini incelediğimiz zaman da bu hep böyle çıkıyor ama karşımıza. Ama aynı zamanda analitik de düşünün. Kesinlikle yani analitik düşünecek. İkisini ayırmamak gerekir. Matematik bilecek, bilimden haberdar olacak. Hı hı hı. Çünkü özellikle günümüz dünyasında işte Orta Doğu'da kopan kavganın sebebi nedir? Enerji, değil hı. mi? Şimdi bu enerji konutta da, eğer konut özelinde konuşacak olursak, bir mimar bir mekanı tasarlarken enerjiyi odağına almalı. İşte biz Maltepe Üniversitesi'nde üzerinde durduğumuz en önemli nokta o. Işık, ısı ve ses çok önemli bir tasarımda. Hmm. Çünkü bunlar doğal kaynaklardır. Bu doğal kaynakları bizim olabildiğince kullanmamız gerekiyor. Çünkü bunlar bedava. O şekilde tasarımlar yapacaksınız ki siz gün ışığından azami ölçüde faydalanacaksınız. Bu söylediklerinizi bizi izleyen adaylar anlayıp heyecanlanıyorlarsa bu bölüm aslında onlara göre, değil mi? Kesinlikle. Tasarlayacaksınız, yapacaksınız. Isı, enerji, geleceğin yaşam alanlarını tasarlayacaksınız dediğimizde birileri biraz daha içinde kelebek çırpıyordur bence şu anda. Bu bölüm Umarım. Size göre olabilir. Peki bütün bu yeni nesil mimarlara nasıl bir eğitim ortamı sağlamamız gerekiyor evet. bizim? Şimdi tabii ki deneyim çok önemli mimarlıkta. Biz üniversite olarak mimar adaylarına, geleceğin mimar adaylarını en iyi şekilde yetiştirebilmek için günümüz dünyasında, günümüz çağında kullanılan bir defa yapı malzemeleri vardır. Hı hı. Sadece öğrenci onu sınıfta çizerek ya da resmini görerek değil, hangar diye tanımladığımız bir yapı atölyemiz var, yapı laboratuvarımız Hatta var. Hatta görelim biz o hangarı, evet, üniversitemizde. Ve burada öğrencilerimiz bir takım deneyler yaparak, deneyimleyerek, o yapı malzemelerini elleyerek, bir şeyleri kurarak yapıyor ve öğreniyor. Bunun yanında sektörden üniversitemizde çok deneyimli mimarlar davet ediyoruz. Yarı zamanlı statüde. Tasarım stüdyosu derslerinde bunlar proje yürütücülüğü yapıyor. Ve o günün koşullarında, günümüz koşullarında dış piyasa ne tür mimari tasarımda da ihtiyaç olan özellikler arıyor. Onlar birebir öğrencilerimize aktarılıyor. Çünkü akademik ortamda siz bunları mevcut akademik kadronuzda anlatamazsınız, aktaramazsınız. Bunu dışarıdan gelen kişilerle yapabilirsiniz. Birçok çalıştaylar düzenliyoruz, workshoplar düzenliyoruz üniversitemizde. Ve bu önümüzdeki yıl öğretim yılında biz öğretim programımızı yeniledik bu anlamda ve şunu planlıyoruz. Ulusal düzeyde mimari yarışmalar düzenleyeceğiz. Hı hı. Mimari proje yarışmaları düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin bireysel, sadece kendi öğrencilerimizin değil aslında, Türkiye'deki tüm mimarlık fakültesinde okuyan öğrencilerin bireysel ya da grup halinde projelerle bu yarışmalara katılmasını sağlayacağız. Yani aslında sadece okula gidip gelme, üniversiteye derse girdim, geldim, çıktım meselesi değil. Bu arada ne olur o hangarı görmek istiyorum arkadaşlar. Var bizde onun görüntüleri, fotoğrafları. Bu eğitim ortamı nasılmış bir arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bulalım onu. Şöyle ki aslında bu yarışmaya katılacak başka bir şey öğrenecek. Bir sosyal sorumluluk projesinde yer alacak. Bambaşka bir boyut kazandıracak mesleğine. Yani sadece ders dışında bile çok şey öğrenebilir Kesinlikle aslında değil mi? Kesinlikle çok şey öğrenecek. Yani proje yaparak öğreniyor öğrenci. Mimarlık öyle bir meslek çünkü. Yaparak öğreniyorsunuz, deneyimleyerek öğreniyorsunuz. Tarihi bilerek öğreniyorsunuz. Mimarlık tarihi çok önemli. Çünkü mimarlık nereden başlamış, nasıl evrilmiş, nereye gidiyor? Çünkü iyi bir mimar olabilmek için geleceği öngörmek gerekiyor. Nereye gidiyor? Bunu okuyarak öğrenebilirsiniz. Tarihi kronolojiyi takip ederek öğrenebilirsiniz ancak. Hı. Dolayısıyla üniversite ortamı artık liseden farklı. Öğrenci adaylarımızın da bunu benimsemesini istiyorum ben özellikle. Çünkü üniversiteye yeni geldikleri zaman öğrenciler lise gibi algılıyor. Halbuki artık üniversite bambaşka bir ortam. Hiç boş zamanları yok. Sürekli okumalılar, sürekli öğrenmeliler. Tabii ki eğlenecekler, o da gerekiyor. Ama
lisedeki gibi değil artık. Daha bilinçli olmaları gerekiyor öğrencilerimiz. Şimdi ben hadi bir günümü anlatın. Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde bir günüm, geldim, başladım derslere. Nasıl geçer? Yani gece projeler mi vardır ağırlıklı, biraz uykudan mı vazgeçsinler? Bize biraz o eğitim ortamını, öğretim üyesiyle olan diyaloğu aktarır mısınız? Tabii ki. Yani mimarlık disiplini öyle bir disiplin ki proje hocasıyla, proje yürütücüleriyle ve ders hocalarıyla öğrenciler aslında iç içe, birlikteler sürekli. Neden? Çünkü 4 yıllık bir eğitim boyunca 8 tane proje alıyor. Her dönem bir proje yapıyor öğrencilerimiz. Ve bu projelerini yaparken öğrenciler hocalarıyla birlikte veya kendi başlarına oluyor. Hocaları onları yönlendiriyor, bir takım fikirler veriyor. Sonra öğrenci o aldığı fikirlerle kendi fikirlerini birleştirip paftalara döküyor, maketlere döküyor. Ve o maketlere dökülmesi, o işin paftalara dökülmesi saatler alıyor, günler alıyor. Evet. Dolayısıyla çok zahmetli aslında ama zevkli. Zahmetli olduğu kadar da zevkli bir disiplin, mimarlık disiplini. Şimdi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin altında hangi bölümler vardı? Mimarlık bölümümüz var. Gemiyat tasarımı bölümümüz var. Bir de iç mimarlık bölümümüz var. İç mimarlık bölümü var. Bunlar kendi arasında da yandal imkanına kesinlikle sahip. Yandal imkanına sahip. İç mimarlıktaki bir öğrencimiz mimarlıkta ya da mimarlıktaki iç mimarlıkta veya gemiyatla yapabiliyor. Gemiyat çok özel bir bölüm. Türkiye'de tek. Bir de İtalya'da var. Dünyada iki tane böyle bir bölümümüz var. Gemiyat tasarımı bölümü. Ve mezunlarımızın hemen hemen hepsi çalışıyor. Kendi mesleklerini icra ediyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. Sadece gemiyat tasarımı değil, aslında biz bir çalışma yaptık, bir istatistiki çalışma yaptık fakültemizin mezunları ne yapıyor diye ve çok enteresan sonuçlar çıktı ortaya. Örneğin mimarlık fakültemizden mezun olan, mimarlık bölümünden mezun olan mezunlarımızın %75'lik bir oranı ilk yılda hemen işe giriyorlar. Ve %77'lik bir oranı ise son 3 yıl ve üzeri aynı işi icra ediyor. Yani bu şu ne demektir? Eğer kendi işini yapmıyorsa, eğer bir başka kimsenin yanında çalışıyorsa, o kadar iyidir ki patronu ondan memnun, işine devam ediyor. Veya kendi icra ediyorsa, kendi ofisi varsa, işleri iyi ki başka iş düşünmüyor. Kendi işini yapıyor. İstikrarlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu söyledikleriniz şu açıdan tekrar ek yerleştirmeye bağlayalım istiyorum. Diyelim ki daha farklı bir yer kazanabilirim ben dedi. Tercih etmedi. Ek yerleştirmede hala şansı var. Tekrar var. Deneyebilir bir adayın. Ek yerleştirme özelinde adaylara öneriniz, şunu gözden kaçırmasınlar dediğiniz neler var merak ediyorum. İlk bölümde özellikle yatay geçişe konuklarım çok değindi. Bir yere girsin, daha sonra yatay geçiş imkanı var. Üniversiteden adım attıktan sonra işler daha kolay dediler. Siz ne söylersiniz? Ben şunu söylerim. Söylemek istiyorum daha doğrusu. Öğrencilerimiz eğer ellerinde bu bölümlerimize girecek puanları varsa bence hiç düşünmemelerini söylüyorum. Bugünün koşulları ile değerlendirmesinler. 5 yıl sonrasını düşünsünler. 5 yıl sonra Türkiye nerede olacak? Etrafımız nasıl şekillenecek? Bunları düşünsünler. Ve iyi bir mimar, iyi bir inşaat mühendisi hiçbir zaman işsiz kalmaz. Aslında bu bütün disiplinler için geçerlidir. Sadece bunlar için değil, bu ikisi için değil. Bütün disiplinler için. Yenilikçi olmalıyız, takip etmeliyiz yenilikleri. Dolayısıyla öğrencilerimizin puanı yetiyorsa bu bölümlerimizi hiç düşünmeden ben tercih etmelerini istiyorum. Ki teknoloji de çok dönüştürdü sizin alanı değil mi? Yenilikçi olmalılar diyorsunuz ama teknolojinin de çok etkilediği alanlardan. Kesinlikle. Mühendislik de öyle, mimarlık. Tasarım önce eskiz çalışmalarıyla başlıyor. Kalemle işte paftalar üzerinde bir şeyler karalanıyor. Oradan bir figür çıkıyor, bir şey çıkıyor. Sonra o daha çok detaylandırılmak için bilgisayar ortamına aktarılıyor. Yani her şey aslında kağıt ve kalemle başlıyor. Sonra bilgisayara geçiliyor. Bilgisayarda artık çok fazla detaylarla o bezeniyor, örülüyor ve ortaya mükemmel eserler çıkıyor. Neden bu mükemmel eserlerden birini de
şimdiki genç arkadaşlarımız yapmasın değil, değil mi? Hani Bibi Yumar Sinanlar. Yani bu kalıcı eserler bırakan, hani tarihte iz bırakmış. Bunlar çıkar mı? Umutlu musunuz bu coğrafyadan yeniden? Umutluyum. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. Biz bu yıl üniversitemizde öğrencilerimiz arasında bir yarışma düzenledik. Bu yarışma neydi biliyor musunuz? Atık malzemelerden mobilya grubu dizayn etmek. Küçük başladık. Bunu önümüzdeki dönemlerde çok daha büyüteceğiz. İTÜ ile işbirliği yaptık bu alanda. İTÜ Teknoket ile işbirliği yaptık. Orada öğrencilerimiz atık malzeme, 3 boyutlu yazıcıların atık malzemelerini tekrar kullanarak oradan oturma grupları, çok modern tasarımlar yaptı. Evet. Ve bu kazanan tasarım şimdi birebir boyutta basılıyor ve bu üniversitemizde sergilenecek. Bu proje çok ses getirdi, birçok yerde yayın olarak da çıktı. Bundan sonra biz mesela bu projeyi geliştireceğiz. Daha ileriye taşıyacağız. Olanak vermek gerekiyor bu projelerin daha fazla yayılması için. Üniversitemiz tüm projeleri destekliyor. Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Özay Gürtuğ'a teşekkür ediyoruz. Evet, programımızı burada noktalamamız gerekiyor. Ek yerleştirme sürecindeyiz dedik. 5 Eylül'de başladı. 11 Eylül'e kadar devam edecek. Programı kaçıranlar başta uyarılarımız vardı. Kimler bu şanstan nasıl faydalanabilirler diye. Kaçırdıysanız yolunbaşındayken.tv adresinden izleyebilirsiniz. Bol şans diliyoruz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bize ulaşın lütfen. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Umarız ilk dönemde olmadı ama şimdi bu ikinci şans döneminde şans size güler ve doğru tercihle birlikte hayalinize ulaşırsınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.